Merhaba 3x şimdi daha dün yaptığım ve çok hoşuma giden ve işimi çok kolaylaştıran bir şeyden bahsedeceğim size minimap. Bu oyunun en büyük eksiklerinden biri bir mini minimap'inin olmamasıydı ee, artık bir minimap var ama nasıl var ve oyuna nasıl getirilir onu anlatacağım oyuna bir patchle falan gelmedi. Mini map ayrı bir uygulama olarak Overwolf üzerinden indiriliyor. Bütün gerekli linkleri koyacağım. Ondan önce sadece söylemek istediğim birkaç şey var. Bu mini map yakın zamanda bence fixlenir diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz, eee skill'leriniz arttıkça bazı şeyleri haritada, yukarıda bu şu yukarıda gördüğünüz yerde track edebiliyorsunuz hayvanları, madenleri, bitkileri vesaire vesaire. Belli bir mesafeye kadar bu mini map haritada görebildiğiniz her şeyi size gösteriyor. Yani e, bu aslında oyunun kendi yapısına aykırı bir şey. E, o yüzden hani ben çok da e, uzun süre böyle kalacağını düşünmüyorum. Değiştirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü o skill'lere gerek kalmadan artık nerede hangi maden var vesaire e, rahat rahat görerek e, yapabiliyorsunuz yapacağınız farming'i. E, bir hafta önce bir e, mini map uygulaması geliştirilmişti ancak oyunun forumlarında lead developer tarafından onu kullanmanın, o uygulamayı kullanmanın ban sebebi olacağı söylenmişti. Ama e, dün yeni bir forum başlığında Community Manager verdi bunu kullanabilirsiniz sıkıntı olmaz diye. Mesela ben şimdi ne yapmak istiyorum diyelim ki işte bitki arıyorum ya da şey e, mod arıyorum hemen haritada bak şurada bir mod olduğunu gösteriyor. Bu arada e, gittiğiniz zaman orada olmak zorunda değil başkası almış olabilir e, o şeyi yani bu aktif değil minimap. O yüzden Hani gittiğinizde orada bulamayabilirsiniz ki mesela ben şimdi burada bulamadım. Burada ama bir şey soul Sprat falan çıkması gerekiyor normalde. Neyse lafı fazla uzatmadan bir de minimap'in özelliklerini göstereyim. Bu arada bu oyunun içinde değil bir overwolf uygulaması az önce söylediğim gibi. Overwolf uygulaması olduğu için böyle yukarıda escape'e basarak oynatıyorum ben. Ayarları vesaire vesaire var. Bunlara da hızlıca değineceğim. Şuradan zoom out zoom in yapabiliyorum. yani Bütün haritada ne var görebiliyorum. Şu an bende transparan olmasının bir sebebi var. Ben çünkü hareket etmediğim zaman e, transparan olsun istedim ayarlardan. Onu bir kaldırayım. Neredeydi? Auto hide olmasın. Tamam. Şimdi artık olmayacak. Neyse. E, Burada kurulumu 5 dakika bile sürmüyor. 1 dakika falan sürüyor. Yapmanız gereken tek şey overwolf'a gireceksiniz. Overwolf'un uygulamasını indireceksiniz. Overwolf uygulamasını kurduktan sonra da yapacağınız şey şu. Neredeydi overwolf? Overwolf'u bulalım öncelikle. App Store'u açalım. Orwolf kuruldu bilgisayarınıza. Orwolf'u açtınız. Burada Store var zaten. Direkt hani mağaza sayfasıyla karşılaşıyorsunuz. Daha sonra arama çubuğuna gelip New World yazacaksınız. Bu kadar. New World yazdıktan sonra NVMM yani New World Minimap uygulaması var. Şimdiye kadar daha 51 bin kişi indirmiş zaten. Çok az indirilmiş. Yani dünyada aynı anda biliyorsunuz 500 bin kişi oynuyor. Milyonlarca insan oynuyor ve sadece 50.000 bin kişi şu an kullanıyor bunu. Ee, burada tıklayacaksınız. Herhangi bir mağazada olduğu gibi kurulumunu yapacaksınız minimap'in. Minimap'in kurulumunu yaptıktan sonra direkt minimap açılmayacak. Ee, oyunu bir kapatıp açmanız gerecek. Oyun açıkken yapabilirsiniz. Oyun kapalıyken de yapabilirsiniz. Oyun açıldıktan sonra da chat minimap karşınızda. istediğiniz yere yerleştirin. Ee, istediğiniz boyuta getirin. Mesela isterseniz yuvarlak yapabiliyorsunuz. Oval yapabiliyorsunuz. Ben onun yerine kare yaptım çünkü daha fazla alanı görmek istiyorum. böyle olduğu için artık gittiğim yerde madenmiş bilmem neymiş herhangi bir sebzeymiş hiçbir şey kaçırmıyorum. Burada Position Capture'ın API olması gerekiyor. API olması gerekiyor. Burada Shape var, Şekil. Ya kurulumun ya bunun Türkçe çevirisi yoktur muhtemelen de. zaten bir kişinin yaptığı bir hep yani. Circle yaparsanız böyle Circle oluyor. Ama ben dediğim gibi Square yapıyorum ki şu kenarları da görebileyim. Yani daha geniş alanı göreyim diye. Ee, şu auto hide dediğim şeyi yaparsanız işte ee, hareket etmeniz zaman birazcık ee, şey olur transparan olur. Ondan sonra rotate map. Burada ben dönüyorum. Ya yani ben hareket ettikçe. Karakterim niye hareket etmiyor şu an? Çünkü <laughs> şey oldu. ha. Ekranımda kaldı şey. Ben kapatalım. Mesela şurada ben hareket ettikçe kamera da hareket ediyor ve dönmüyor sağa sola. Bunu ayarlarsam rotate map yaparsam ne olacak artık ben döndükçe şey e, ama bu bence iyi değil bunu kapat bunu bunu kullanmayın bence yani Şu sevgili kurt burada large medium boyutunu ayarlayabiliyorsunuz ben large kullanıyorum yani en büyük boyutta e, oldukça faydalı ama tekrar ediyorum başta da söylediğim gibi kuvvetle muhtemel bu mini map e, nerflenir fixlenir çünkü yani mesela normalde şu mesa bir demiri yukarıdaki pusuladan şu mesafede falan görebiliyordum. E şimdi ben her şeyi görebiliyorum etrafımda abi. Burada ne var? Bak şurada işte bitkiler var, bilmem ne falan diye. Yani o yüzden demek istediğim bunu olabildiğince kaldırılmadan faydalanmanız yönünde olur tavsiyem. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz. Beğendiyseniz daha fazla rehber videosu gelecek. Hatta neyi merak ediyorsanız söyleyebilirsiniz. Ben de onları çekerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.